yurt genelinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte serinlemek isteyen vatandaşlar deniz ve havuzlara koşarken pek çok kişi de yüksek ölüm riskine rağmen baraj, gölet hatta sulama kanallarına giriyor. Boğulma vakaları büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü boğulan insanların yaşlarına baktığımız zaman genelde çocuklar ve gençlerin boğulduğunu görüyoruz. Bir ülkede de en büyük ülkenin teminatı o ülkenin gençleri ve o ülkenin çocuklarıdır. Yaz aylarında özellikle çocukların tehlikeli bir oyun oynadığına dikkat çeken yetkililer baraj, gölet, su havuzu ve sulama kanallarına girilmemesi hususunda uyarıda bulundu. İlimizde genelde kontrolsüz sular vardır. Beyşehir Gölü'nde, Çumra'nın yine kanallarında, Çarşamba Çayı'nın olduğu yerde, süs havuzlarında da çocuklar ve gençler sulara girmekte. Hani giderken serinlemek amacıyla gidiliyor ama orada bir uyarı ikaz levhası olmasına rağmen, burada suya girmek tehlikeli ve yasaktır denmesine rağmen uyarı levhalarına uyulmayıp yine kontrolsüz sulara gençlerimiz girmekte. Burada anne ve babalarımıza büyük bir görev düşmektedir. Yani çocuklarını bu konuda uyarmaları ve suya girmemeleri için onları bilinçlendirmeleri önemlidir. Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, boğulan kişiyi kurtarırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı. Profesyonel bir yüzücü olduğumuza inanıyorsak, yüzü yukarıya gelecek bir şekilde yanımızda tekrar ikinci bir iyi bir yüzücü varsa onunla birlikte çekmeliyiz ya da kendimiz çekmeliyiz. Ama her şeyden önce kendi emniyetimizi almalıyız. Yani eğer iyi bir yüzücü değilsek asla o suya girmemeliyiz. İşte bir değnek uzatmalıyız, can simidi uzatmalıyız ki kendi emniyetimizi de koruyalım. Yıldız Tosun, boğulan kişi karaya çıkarıldığında 112 acil çağrı merkezinin aranmasını ve gerekliyse temel yaşam desteğinin yapılmasını istedi. Sudan çıkardıktan sonra ilk yardım eğitiminiz ve ilk yardım sertifikanız varsa orada bir ilk yardım bilgisi uygulanabilir. İlk yardım müdahalesi yapılabilir. Ayrıca mutlaka hemen anında da sağlık kuruluşlarına haber vermeliyiz 112'yi arayarak. Anında sağlık kuruluşlarını çağırmalıyız ki tıbbi müdahale yapılabilsin. Çünkü su boğulmalarında tıbbi müdahale büyük bir önem arz etmektedir. Konya'da boğulmalara karşı vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik seminerler düzenlediklerini söyleyen Yıldız Tosun, herkesin mutlaka temel afet bilinci eğitimini almasını istedi. Türkiye'de her bir birey afete hazırsa Türkiye afete hazır demektir. Ne kadar çok bilgi öğrenirseniz yaşam kalitenizde o kadar çok artırmış olursunuz. Temel afet bilinci büyük bir önem arz etmektedir. Herkesi AFAD müdürlüğümüzden gerek online olarak gerek yüz yüze olarak afet eğitimi almaya davet ediyoruz.